Selamun aleyküm arkadaşlar. 33. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu tacip yani şaşırma kalıbı ve infial fiilinin çekimi. Ee, tacip şaşırma kalıbı nasıl yapılır? Evvela e, şaşırma kalıbı yapacağımız kelimenin kök harfini bulmamız gerekiyor. Sonra o kök harflerini ma-ef-ale kalıbına sokmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakınız kebir kelimesinin Fiili tacip kalıbına sokacağımız zaman kebir kelimesinin sülasisini yani aslını bulacağız. Daha sonra ma ekbera diye ma ef ale kalıbına sokacağız. Bakın kebir büyük, ma ekbera ne kadar büyük. Burada bir acayiplik, bir şaşırma anlamı vermiştir. Rahis ucuz, ma hasa ne kadar ucuz. Bakalım bunun aşamalarına. Bakınız kebir kelimesinin evvela, kökünü bulduk. K, B, R. Sonra seri kelimesinin kökünü bulduk. S, R, A. İkinci olarak ne yaptık? Ekbera, F, A diye ek, Ekbera diye F, A kalıbına, şuradaki F, A kalıbına soktuk. Ekbera, S, R, A. Unutmayın, son harfi mutlaka fetha -ha olacak son harfini mutlaka harekeleyeceğiz. Eğer son harfi hareketsiz ya da ötreli gelirse mana değişik olur arkadaşlar. Bu taajjüb kalıbında son harfin harekesi mutlaka üstündür. Sonra da başına ma getireceğiz. Ma ekbera ne kadar büyük, ma esra'a ne kadar hızlı şeklinde taajjüb kalıbımızı elde etmiş olacağız. Evet, ne kadar kısa kasır kelimesinin kasır kısa demek kasir kelimesinin sülasisi ka sat r harfleridir gafsat r harfleridir ef ale kalıbına yani ek sonra kalıbına sokup başına ma getirdik ma ek sonra ne kadar kısa davil kelimesinin sülasisi daveledir Başına el, e, efale kalıbına soktuk. Ed oldu. Başına mim getirdik. Ma getirdik. Ma ed vele oldu. Ma ed vele ne kadar uzun. Ma ekberas seyyaratü. E, araba ne kadar büyük. Ma ekbera ne kadar büyük. Ne es seyyaratü araba. Araba ne kadar büyük. Ma erhasal kitap. Ma erhasa ne kadar ucuz ne el kitabı kitap kitap ne kadar ucuz geldik başkan ne kadar hızlı diyeceğiz ma esra a ne kadar hızlı kim er reisü başkan başkan ne kadar hızlı araba ne kadar kısa diyeceğiz ma ep sara seyyaratü ma ep sara ne kadar kısa es seyyaratü araba evet daha önce yukarıda bahsettiğim ma ef ale kalıbına sokacağımız zaman bu kalıpta mutlaka son harfin harekesi üstün olmak zorundadır. Eğer son harfin harekesi zamme veya hareketsiz olursa o zaman taaccüp manası vermeyip soru anlamı taşır arkadaşlar. Bakalım. Ma ekberul büyüte. Bakınız burada aslında ma ekbera demiş olsaydık evler ne kadar büyük olurdu. Ama biz burada ma ekberu el büyüte dedik. Dedik ki ma ekberu ne ma ol bir şey ki ekberu daha büyük el büyüte evler evlerin en büyüğü hangisidir bakınız burada ma pardon bunu e, şey çevirdim ol bir şey demeyeceğim ma ne diye çevireceğim çünkü burada soru anlamı taşıyor ma ma ekberul büyüt evler evlerin hangisi daha büyük bakın evlerin hangisi daha büyük diye soru anlamı taşıdı Ma ekber al büyütü diye sorduğum zaman, söylediğim zaman burada da evlerin e, ne kadar, e, hangisi büyük demeyeceğiz de evler ne kadar büyük diye Türkçe'ye çevireceğiz. Aslında görünüş itibariyle aynı sadece birbirinden farkı. Birinde son harfin harekesi ötüre, birinde son harfin harekesi üstündür. Ama mana oldukça farklıdır. Ma ekber al Evlerin en büyüğü hangisi? Ma ekber al büyüt. Evler ne kadar büyük şeklinde Türkçe'ye çevriliyor arkadaşlar. Geldik infial babına. Bir, önceki dersimizde iftial kalıbını görmüştük. Şimdi infial kalıbını göreceğiz. Bir not düşmek istiyorum burada. İftial babında da infial babında da bu başlarına gelen hemze e, kat'i bir hemze değildir. Elif'i hemzeyi vasıldır. Yani geçiş halinde kendisinden önce bir harf olduğu zaman geçiş halinde düşen bir hemzedir. Bunu unutmayalım. O yüzden buradaki hemzeleri başında küçük kırık hemze koymadan kullanıyoruz. Aksi takdirde hemzeyi kat'i olsaydı başlarında ne olurdu? Kat'i hemze olduğunu gösteren bir hemze işareti olurdu. Kırık hemze işareti olurdu arkadaşlar. Evet bakalım keser'a kırdı demek e, sülasi bir fiildir. Bunu infial babına naklettiğimiz zaman dönüşümlülük ifade eder. Çünkü infial babının e, kalıbı e, şey içindir. İnfial babı dönüşlülük için, dönüşümlülük içindir. Yani bir fiili infial babına naklettiğimiz zaman dönüşümlülük anlamı taşır. Kesara kırdıysa inkesara ne olur? Kırıldı olur. Bakınız kesara kırmıştı. Fiil döndü dolaştı kendine geldi kırıldı oldu. Bir de şu var. İnfial babındaki bu dönüşümlülük anlamı kendindendir. Bir fail tarafından değildir. Mesela inkesara kırıldı derken biz eylemin bir başkası tarafından yapılmadığını, kendi kendine kırıldığını, kendi kendine olduğunu anlıyoruz. Ama ben bunu kesara fiilinin meçhulüyle ifade edecek olsaydım kesara kırdı, küsira kırıldı öyle değil mi? meçhul fiilleri daha önce e, meçhul fiillerden daha önce bahsetmiştik. E, meçhul fiillerde eylemi kimin yaptığı bilinmiyordu. Şimdi kesara kırdı derken eylemi yani kırma eylemini kimin yaptığını biliyoruz. Ama küsira kırıldı derken eylemi kimin yaptığını bilmiyoruz. Fakat eylemi biri yaptı. Şimdi küsira da kırıldı. in kesara da kırıldı anlamı taşıyor. Aradaki fark nedir? Şöyle kalemimi alayım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi gösterirsem daha iyi olur. Şöyle bir de yazalım sen. Küsira, küsira. anlamı ne? Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Şimdi küsira kırıldı, İnkesara da kırıldı. Küs sırada kırılma eylemi bir fail tarafından gerçekleştiriliyor. İnki sırada ise kırılma eylemi kimse tarafından gerçekleştirilmiyor. Kendi kendine oluşuyor bu eylem arkadaşlar. Geldik besata yar, yaydı. İn besata iftial imfial babına naklettiğimiz zaman in beseda yayıldı. Yani kendi kendine yayıldı anlamı veriyor arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim. Hatta fiilini e, infial babına naklettiğimiz zaman hatta muzaf bir fiildir. Döktü anlamı taşıyor. İnfial babına naklettik. İn hatta oldu. Şöyle kalemimizi alalım. İn hatta. İn hatta döküldü. Fesale ayırdı. İn fesale ayrıldı. Anlamı gördünüz mü? Bakın ayrıldı. Kim ayırmış bunu? Kendi kendine ayrılmış. İn hatta döküldü. Kim döktü bunu? Kendi kendine dökülmüş. Herhangi bir fail tarafından değil. Eylem kendisi tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Evet geldik. E, ee, kalıbının mazi muzari emir ve mastar çekimine. İnfeale Şimdi dönüşlük anlamı taşıdığı için fiali infial babına naklettiğimiz zaman infial oluyor. E şimdi yapıldı, yaptı, yapıldı gibi bir anlam buna veremeyiz. Daha önce de söylemiştim. Feale bunların kalıplarıdır. her kalıbı biz feale fiiliyle kullandığımız için infial babını da bunun kalıbıyla kullanacağız. Yani feali infial infialen diye gelir masterı. Keserayı nakledelim kesera in kesera kırıldı, yen kesiru kırılıyor, in kesir, kırıl, in kisar, kırılmak, in besata yayıldı, yen besidu, yayılıyor, in besit, yayıl, in bisod, yayılmak diye geliyor. Geldik. Şimdi hezeme yendi anlamına gelen bir mazi fiil, sülasi fiil. Hezemeyi infial babına naklettiğimiz zaman inhezeme olur. Anlamı ne olur? Yenildi. Bakınız. Eylem kendine döndü. Ve eylem kendi kendine yapıldı. Herhangi biri onu yenmemiş. Kendi kendine yenilmiş. Yenhezimi fiil muzarisi yeniliyor. İnhezim emir sigası yenil. Inhizam mastar sigası yenilmek anlamına geliyor arkadaşlar. Evet infial babının mazi fiil çekimini ezberleyip Ezberden okuyoruz ve bunu eşlerimize gözü kapalı bir şekilde veriyoruz. İnfe'ale, ale, İnfe ale, İnfe alü, İnfe allet, İnfe alleta, alet, infe, i̇nfe alne, İnfe, 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 infe alti, infe 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 Şimdi size tavsiyem bu fiillerin siğalarını kalıplarını verirken arkadaşınıza manalarıyla birlikte verin. Mesela infü aleyh yerine inkeserayı çekin. İnkeseray, inkesera, inkeseru, inkeserat, inkeserata, inkeserne. İnkeserti, inkesertüma, inkesertüm. İnkeserti, inkesertüma, inkesertüne. İnkesertü, inkeserna. İnkesera kırdı kim? O erkek. İnkesera kırdı, pardon kırıldı kim? O müzekker. İnkesera kırıldılar kim o iki müzekkerler İnkeseru kırıldılar kim o üç ve üçten fazla müzekkerler İnkeserat kırıldı kim ney veya o müennes İnkesera inkeserata kırıldılar kim veya ney o iki müennesler şeklinde mana vererek e, vermeniz daha kalıcı olacaktır arkadaşlar geldik fiil muzari kalıbına. Şimdi yen fe'ulü yen ilani fe diye çekiyoruz ya bir de bunu keserayla veya cenebeyle veya besatayla çekin. Kesera daha e, kolay çekebileceğiniz bir siga. İlk baş e, kelime ilk başta bununla başlayıp daha sonra diğer kelimelerle de çekim yapabilirsiniz. Yen kesiru yen kesirani yen kesirune ten kesiru ten kesirani yen kesirne ten kesiru ten kesirani ten kesirune ten kesirine ten kesirani ten kesirne en kesirun en kesiru. Yen kesiru kırılıyor ne? O müzekker değil mi? Bu şekilde mana vererek e, arkadaşınıza vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geldik emir kalı kalıbına. İnfe'il, infe'ila, infe'ilü, infe'ili, infe'ila, infe'ilne veya inkesir, inkesira, inkesiru, inkesiri, inkesira, inkesirne diye e, kesera fiiliyle de e, kesera fiilini e, babına nakledip nakledip çekimlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de bahsettim. Bu fiillerin başındaki elif, elifi vasılıdır. Ee, yani geçiş halinde hemzeyi vasıldır. Geçiş halinde düşen bir hemzedir. Başına vav getirecek olsak mesela şöyle bir vav ekleyelim. Ay olmadı. Silelim bunu. Şöyle. Bilir, sil, tamam. Kalemimi almadım. Mouse yazıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi ben bunun başına ve koyduğum zaman ve infiali demeyeceğim de ne diyeceğim? Ven fe'li diyeceğim arkadaşlar. Bakınız oradaki emzeyi vasıl olduğu için ne oldu? Düştü. Bunu unutmayalım. Zaten belli başında şurada küçük bir hemze olmadığından biz bunun hemze-i vasıl olduğunu anlamış durumdayız arkadaşlar. Evet. Haftanın yeni kelimelerine geldik. Ehbera yuhbiru ihbaren. İfal babından bir fiildir. Haber verdi anlamına gelir. Latif yumuşak demek. Ersele yursili irsal. Yine ifal babından bir fiil. Ee, gönderdiği gönderdi anlamına geliyor. Lekiye yel galika. Lekiye karşılaştı veya görüştü veya buluştu anlamına geliyor. Nar ateş, niran ateşler demek. Elime yukarıya gelelim. Veylünli yazıklar olsun. Veya veylülleke sana yazıklar olsun. Zaten Hümeze suresinde geliyor. Veylüllikürli hümezetil lümeze. Yazıklar olsun diyor değil mi o kaş göz hareketi yapan kimselere. Ecrun ödül. Ücurun ücret. Ücretler, ödüller demek. Elime acıdı. Ye acır. elemin acı. Sevap. Sevap demek, savap doğru demek. Aralarındaki fark birisi harfiyle, diğeri sat harfiyle. Bunları karıştırmayalım. Ma, ma. Bakınız burada ma ecmele diye, diyerek, lamın son hareketini feta yaparak anlamı taaccüplüye taşıdı. Ne diyeceğiz, bunu nasıl çevireceğiz? Gökyüzü ne kadar güzel diyeceğiz arkadaşlar. Evet, diyalogumuzu yapalım. Lâkinneni içtihet İran fakat ben çok çalıştım seteravne göreceksiniz diyor hocasına. Hocası ise inşallah ten, e, tencah inşallah başarırsın. İclis otur. Ceza hayra. Allah size iyi karşılıklar versin e, diyor öğrenci daha sonra. Evet arkadaşlar bu haftaki e, konumuz da bitti. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Uzun zaman oldu. Biraz ara vermek zorunda kaldım videolara. Kusura bakmayın. Biraz yoğunluk vardı, biraz rahatsızlık vardı. Bu arada sizden Filistin'deki kardeşlerimiz için dualarınızı bekliyoruz. Dua etmeyi unutmayalım. Biz Müslümanlar olarak sadece Müslüman insanlara değil dünyanın tüm etrafında bulunan masum insanların eziyet çekmesine, zulme uğramasına e, karşı çıkmalıyız. Bunu gönülden yapmalıyız. Diyor ya Peygamberimiz, zulme elin ile karşı koyabiliyorsan elin ile, dilin ile karşı koyabiliyorsan dilin ile, bunların hiçbiriyle de yapamıyorsan kalbin ile boğuz et. Biz de yapılan bu zulme kalbimiz ile boz edip Elimizden geleni yapmalıyız. Boykot ürünlerini almamalıyız. En azından ben öyle düşünüyorum. Sizin düşüncenize de saygı duyuyorum. Ee, diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir durum. Rabbim sadece Filistinlilere değil, dünyanın etrafındaki tüm mazlumlara yardım etsin. Onların zulüm, uğradıkları zulümden onları kurtarsın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.